Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençikeli Tarekatı bölgesinde şehit olan sözleşmeli er Muhammed Tunuhan Evci'nin babası Nazif Evcin'le telefonda görüştü. Erdoğan taziyelerini iletti. Bu pislikleri temizleyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'ni yıktırmayacağız bunları. AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, şehit Evci'nin ailesinin Odunpazarı ilçesi Gök meydan mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'ndaki evini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret sırasında kendisini arayan milletvekili Gürcan'ın telefonuyla Baba Nazip Evcin'le görüştü. Erdoğan Evcin'e başsağlığı dileyerek makamı zaten cennet şüphemiz yok. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi özellikle ifade etmek istiyorum dedi. Baba Nazif ise oğluyla dün cuma vakti görüştüğünü dile getirdi. Şehidin son sözlerini Cumhurbaşkanı'na aktardı. Bu pislikleri temizleyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'ni yıktırmayacağız bunları. Sonuna kadar devam devlet eden şehitlerin intikamı. Eşimi kaybedi. Eşim de çok bitti. Dayanamadık yavrum. Bizler Allah sabır versin. Evcinin naaşı öğle vakti Reşadiye Camii'sinde kılınacak cenaze namazının ardından Alpu ilçesine bağlı Bozan Mahallesi'nde toprağa verilecek. MHP lideri Devlet Bahçeli, Pençekilit Harekatı bölgesindeki saldırının ardından teröre destek çıkan ülkelere sert tepki gösterdi. Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurmak için faal halde bulunanlara müsaade edilmeyecektir. Bu uğurda her şey göze alınmıştır, dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli, İran kuzeyinde şehit verdiğimiz saldırının ardından açıklama yaptı. Tertemiz şehit kanları yerde kalmayacak, sorulacak hesap mahşere bırakılmayacaktır dedi. Bölücü terör örgütüyle hedef ortaklığı yapanların alenen Türkiye'ye silah çektiğini vurgulayan Bahçeli, teröre karşı sıfır toleransa hareket edileceğini söyledi. Yüreklerimize ateş düşüren canilerin barındığı, sığındığı, saklandığı, silahlandığı, eğitildiği, araziye sürüldüğü her yer açık ve meşru hedeftir. Mesele sadece teröristlerle mücadele değil, asıl olarak terörizmi bölgesel çıkarlarına müzahir kullanan karanlık çevrelere, müttefik görünümlü muhasım ülkelere direnmek, bunlarla kıran kırana mücadele etmektir. Devlet Bahçeli son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar geri adım atılmayacağını da vurguladı. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurmak için faal halde bulunanlara müsaade edilmeyecektir. Bu uğurda her şey göze alınmıştır. Bütün terör kampları havadan ve karadan ateş altına alınmalıdır. Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın aynı kararlı muamele onlara da gösterilmelidir.